Kayseri'nin bize bir gösterisi. Siz de 6 aylık bir süreç görevdesiniz. Benim de 9 ay oldu. Yani ben de yeniyim. Tabii ki daha önceki büyükelçimiz, emekli olan yani giden büyükelçimizle daha önce tanışmıştık. Macaristan'la özellikle üniversitemiz arasında Osman Bey'in de aracılığıyla güzel bir diyalog olduğunu öğrendim. Bunu geliştirmek istiyoruz tabii ki. Erasmus öğrenci değişimi başta olmak üzere üniversitelerimizde, Macaristan'daki üniversitelerimizde işbirlikleri yapmayı çok istiyoruz. Hatta bir Macaristan programı da düşünüyoruz Osman Bey'in de şeyiyle, gayretiyle. Hatta Eylül ayında belki onu bir deneyeceğiz inşallah. Milkoç Üniversitesi miydi? Evet, evet. Daha önce bir anlaşma yaptığımız bir üniversite var. Bunu daha da artırmak istiyoruz tabii ki. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Macaristan'a ben birkaç sefer gittim Budapeşte'ye. Çok beğenmiştim. Yani inşallah ülkeler arasında zaten güzel bir işbirliği var. Üniversite arasında bunun olması istiyoruz. Özellikle Kayseri'de. Yani Macaristan'daki üniversitelerde bizim Erciyes Üniversitesi arasındaki işbirliklerini geliştirmek istiyoruz. Daha fazla üniversitede hem öğrenci değişimi, hem araştırma geliştirme programları, Ar-Ge çalışmaları, hem öğretim üyesi değişimi gibi birçok alanda işbirlikleri yapabiliriz. Tabii ki bizim iyi olduğumuz alanlarımız var, araştırma merkezlerimiz var, bazı fakültelerimiz gerçekten çok çok kaliteli, öğretim üyeleri özellikle. Burada bizim ve sizin özellikle Macaristan'daki bazı üniversitelerin iyi olduğu alanlarda işbirlikleri yapabiliriz. Yani bizim eksiklerimiz oradan, oranın eksikleri bizim tarafımızdan. Karşılıklı işbirlikleriyle, kolaborasyonla birlikte yapacağımıza inanıyorum ben. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş bulduk Sayın Rektör. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Dediğiniz gibi 6 aydır bu görevdeyim. Ama bu aslında Türkiye'deki 3. görev. Yani ben geri geldim. Bu nedenle hayatımdan 8 seneden fazla Türkiye'de geçirdim. Yani artık ben Türkiye'de yabancı gibi sayılmıyorum. Yok, zaten çok güzel konuşuyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Türkiye Macaristan arasındaki ilişkiler çok geniş ve çok tarihi. Aynı yanda da çok aktif. Kayseri ile var olan ilişkilerimiz de yine çok aktif. Osman Bey'in sayesinde en aktif Fahri Konsolosumuz kendisi. Yani hem Macaristan'da hem Kayseri'de çok fazla faaliyette bulunuyor ve ikili ilişkilerinde içinde ciddi katkıları var. Şimdi eğitim alanına baksak, biz her sene Türk öğrencilerine 150 kişilik, 150 kontenjanlı bir devlet bursu veriyoruz. Bu devlet bursu tam burs. Evet. Yani 50 kişi lisans, 50 kişi lisans üstü, 30 kişi doktora, 20 kişi de araştırma için her sene gelebilir. Bundan Kayseri öğrencilerin daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Bunun dışarısı, yani bunun üstünde üniversiteler arasındaki ikili işbirliklere de çok ciddi bir önem veriyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçen sefer Macaristan'a gittiğinde, Sayın Başbakanımızla görüştüğünde ortak bir üniversite kuralım gibi bir fikir çıktı. Ancak bu çok uzak, yani uzun dönem bir amaç. İlk önce çeşitli üniversiteler arasındaki işbirliğin çok net bir şekilde geliştirmek lazım. Buna Ankara'da başladık. Ankara'da bildiğiniz gibi Hungaroloji kürsüsü var. Budapeşte de Türkoloji kürsüsü var. Bu iki üniversiteyi biz bir araya getirdik ve çok geniş bir işbirliği başladı. Birkaç sene içinde ikili diplomaları ve duble diplomaları dediğimiz şeyde yapacaklar. Yani bundan sonra bir Türk genç iki diplomaya sahip olabilir. Sadece Hungaroloji ve Türkoloji üzerine değil, diğer alanlar için. Miskolc Üniversitesi ile yaptığınız görüşmeler ve işbirlikte bu açıdan da çok önemli. Miskolc Üniversitesi çünkü çok iyi, çok kaliteli bir üniversite. Sizin üniversiteniz gibi ve bu nedenle de bu işbirlik çok faydalı olabilir. Ar-Ge konusunda da özellikle ilginiz oluyorsa şunu belirtmek isteyeyim. Sayın Mustafa Barank geçen ay Macaristan'daydı ve orada çeşitli görüşmeler yaptı. Bunların bu ziyaretten sonra da TÜBİTAK Başkanı'nı görevlendirdi. TÜBİTAK Başkanı kısa zaman içinde Macaristan'a gidecek ve yine çeşitli görüşmeler yapacak. Özellikle bilimsel ve Ar-Ge konularında. Ve TÜBİTAK'ın projesi, TÜBİTAK'ın bir işbirliği var Macaristan'daki muadiliyle ve bunu sadece üniversiteler arasındaki işbirliğin üzerine çıkartmak istiyorlar. 2 artı 2 adlı bir proje. İle. Yani hem Türkiye'den hem Macaristan'dan birer tane üniversite yanında, birer tane şirkette
bu işbirlikte bulunsun ve bunun için gerekli anlaşmayı tüm takım hocalarıyla kısa zaman içinde yapacaklar. Yani aslında önümüzde çok fazla fırsat var. Bunları konuşalım, bunları görüşelim. Ben bir kez daha çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için ve bu güzel görüşme için. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Şey yapalım, tamam.